mutlu günler. Bugün 16 Kasım günlerden pazartesi. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda yeni bir haftada yeniden gün ortasıyla sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri size an ve an aktarmaya çalışacağız ama Azerbaycan'a gidelim. Öncelikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Rusya'dan bir heyet Ankara'ya gelmişti geçtiğimiz cuma günü ve ortak denetim mekanizması görüşülüyordu. Sabah saatlerinde sıcak bir haber geldi. Azerbaycan tezkeresi meclise geldi. Tüm ayrıntıları birazdan Seda Küz'e döneceğiz ve alacağız sevgili izleyiciler. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37. etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Kapalı Maraş'ı ziyaret ettiler. Önemli açıklamalar yaptı Sayın Erdoğan ve Sayın Tatar dünyaya mesajlar verdi. Ancak bu ziyaretlere öncesi ve sonrasında Yunanistan'dan da tepkiler geldi. Tüm detayları yine gün ortasına bakacağız. İç siyaset gündemine bakalım. Şimdi İyi Parti kurucularından Ümit Özdağ'ın önce partisiyle ilgili FETÖ'cü iddiaları, HDP'li ittifak iddiaları vardı. Şimdi de yeni bir anayasa çalışması, gizli bir anayasa çalışması oldukça gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmiyor, Meral Akşener reddediyor ama CHP'li Kaboğlu böyle bir çalışmanın yapıldığını söylüyor ama tüm detaylara bakacağız. Kılıçdaroğlu'nun önemli açıklamaları da var. Özellikle ana dilde eğitim vurgusu gündeme damga gibi düştü ve tepkilere neden oldu sevgili izleyiciler. Ve Amerika'da yeni seçilen hükümetten beklentiniz ne diye sorulduğunda da bir söyleşide Kılıçdaroğlu'nun demokratik hareketleri desteklemesini bekliyoruz dedi. Bu demokratik hareketler nedir? Ayrıntıları da Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcimiz İsmet Özçelik'le gün ortasına değerlendireceğiz. Zaman kaybetmeyelim, gün ortası başlasın. Evet, Ankara'ya gidiyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi Azerbaycan tezkeresi meclise sunuldu. Ayrıntıları alacağız. Seda Küz aktaracak bize. Seda Küz, detaylar nelerdir? Hoş geldin gün ortasına. Yeşim Elmas, evet, Azerbaycan'a Türk askeri gönderilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi meclise sunuldu. Peki tezkerede hangi ifadeler yer aldı? Tezkerenin gerekçesi nedir? İsterseniz hemen o detaylara geçelim. Öncelikle dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi yıllardır devam etmektedir denildi. Türkiye'nin sürecin başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğu vurgulandı ve Azerbaycan ordusunun ilerleyişi Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara karşı Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında çaresiz kalan Ermenistan'ın Azerbaycan ve Rusya ile masaya oturduğu ve ortak bir mutabakata varıldığı hatırlatıldı tezkerede. Ve şu ifadelere yer verildi. 10 Kasım 2020 tarihinde saat çift sıfır itibariyle bölgede ateşkes tesis edilmiş ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'a iadesini içeren bir plan ilan edilmiştir denildi ve varılan mutabakata atıfta bulunarak Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde Türkiye'nin Rusya ile ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelinin görev yapmasının 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım antlaşması uyarınca ülkemizin taahhütlere uygun Azerbaycan toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu belirtildi. Bölge halklarının da huzur ve refahının yararına fayda olacak şekilde ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir ifadelerine yer verildi. İşte tüm bu gerekçelerle bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere miktarı ve zamanı Cumhurbaşkanı'nın takdir ve tayini olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak merkez Türkiye ve Rusya arasında Azerbaycan topraklarında oluşturulacak ortak merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere asker gönderilmesi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre anayasanın 92. maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla biraz önce belirttiğimiz ifadeler doğrultusunda bu tezkere meclise sunuldu ve önümüzdeki günlerde meclis genel
Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'da görüşmeler başlayacak, bir oylama yapılacak ve tezkerenin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi halinde de bir yıl süreyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk askeri Azerbaycan topraklarında görev yapacak bir yıl süreyle diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Seda Küs, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Detayları aktardı. Azerbaycan tezkeresiyle ilgili Meclis Genel Kurulu'nda ayrıntılara bakılacak. Sonrasında da bir yıl süreli Türk askerinin Azerbaycan'da olacağı belirtiliyor. Oylama sonucunda tüm detayları yine ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Ama şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim sevgili izleyiciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kapalı Maraş'ın açılmasından rahatsız olan Avrupa Birliği'ne Türkiye'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sami Aksoy, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türklerinin varlığını yok saymayı alışkanlık haline getirdiğini belirtti Aksoy. Avrupa Birliği şimdi de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini reddetme cüretini göstermektedir ifadelerini kullandı. İzleyelim. Bunlar tamamen yanlış, gerçek değil. Türkiye hak ve menfaatleri için Kıbrıs'a siyasi bir çıkarma yaptı. Avrupa Birliği'nden rahatsızlık açıklamaları geldi. Türkiye'dense yanıt gecikmedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapalı Maraş'ın açılması ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Borrell, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temeli dışında alternatif olmadığını savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Borrell'in dile getirdiği görüşlerin gerçeklikten kopuk olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in kapalı Maraş ve Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda dile getirdiği görüşler, Avrupa Birliği'nin adadaki gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu yeniden gözler önüne sermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sandığa yansıyan hür iradesini görmezden geldiğini ortaya koymaktadır. Kıbrıs meselesinin tarafları bellidir. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak adanın ortak sahibi iki halkın iradesi esas alındığı takdirde mümkündür. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının halkların iradelerinin üstünde olmadığını vurguladı. Kıbrıs Türklerinin varlığını ve haklarını yok saymayı alışkanlık hale getiren Avrupa Birliği, şimdi de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini reddetme cüretini göstermektedir. 2004'te Birleşmiş Milletler çözüm planını reddeden Güney Kıbrıs Rum yönetimini üyelikle ödüllendiren, Kıbrıs Türklerine verdiği sözlerini yerine getirmeyen Avrupa Birliği'nin çözüme katkıda bulunması beklenemez. Birleşmiş Milletler Konseyi kararları halkların iradelerinin de üstünde değildir. Avrupa Birliği Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa öncelikle Türk halkının varlığını ve iradesini dikkate almalı ve 2004 yılında verdiği taahhütleri yerine getirmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünde iki lider dünyaya seslendi sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte bağımsızlık mesajları verildi. Tatar, iki devletli çözüm çağrısını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz konusunda sert mesajlar verdi. Avrupa Birliği'ne de seslendi. Diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmadı dedi. Cumhurbaşkanı açılmasıyla dünyanın gündemine gelen Maraş'ı da ziyaret etti. Diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yaşında. 37 yıl sonra dünyaya bağımsızlık mesajları verdi, iki devletli çözüm çağrıları yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37. yılında ülkede resmi tören düzenlendi. Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oradaydı. Erdoğan töreni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la izledi. Tören sonrası iki lider de konuşmalarıyla dünyaya kararlı mesajlar verdi. Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini devre dışı bırakmaya çalışanlara seslendi. Garantör ülke olarak bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'deki çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize belirlediğimiz çerçeve adil bir anlaşma sağlanana kadar
kararlılıkla devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tarihi zafer kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar da iki devletli çözüm çağrılarını yineledi. Artık egemen eşitliğe dayalı çözüm, yani iki devletli çözüm masaya gelmelidir. Kıbrıs Türk halkı olarak eğer bugün başı dik ve onurlu bir biçimde kendi vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak, bunu her türlü bedeli gözünü kırpmadan ödemeyi kabul etmiş halkımıza, ulusal kahramanlarımıza, Doktor Fazıl Küçük'ten Rauf Denktaş'a uzanan şanlı ecdadımıza ve anavatan Türkiye'mize borçluyuz. Konuşmaların ardından adres 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş oldu. Kapalı Maraş'ı açma kararımız Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırmıştır. Maraş sahilinde sofralar kuruldu, hazırlıklar yapıldı. Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar iki ülkenin bayraklarının dalgalandığı bölgeye gitti. Dünyaya bir mesaj da Maraş'tan verildi. Bizim yolumuz elbette barış yoludur, huzur yoludur, güvenlik yoludur. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de gerçek sahiplerine burası kavuşacağı günü beklemektedir. Şimdi İzmir'e gidelim sevgili izleyiciler. 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Vatan Partisi de ilk günden beri çalışmalarını yürütüyor. Şimdi Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, Çadırkent'te kalan vatandaşlarımız için çözüm önerilerini anlatacak. Bir açıklama yapıyor. Bu açıklamayı getirelim ekranlarınıza. ...30 Ekim günü saat 14.51'de İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 116 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 1034 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bugün bu yayında bu depremde yıkılan ve 37 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın önünden yapıyoruz. Depremde ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 506 bina, 4239 bağımsız bölüm vardır. 5119 az hasarlı ve 511 orta hasarlı bina bulunmaktadır. İzmir genelinde 1760 adet çadır kurulmuş olup halen 4000 kişi çadırda yaşamaktadır. Vakit kaybetmeden kamucu ve planlı şehirleşme politikalarına geçilmesi gerekmektedir. Sorunun temeline inilip sorumluluklar doğru saptandığında deprem sonucu oluşan can kayıpları, çöken apartmanlar ve yaşanan diğer insani sorunlar önlenebilecektir. Yalnızca inşaatları yapan müteahhitlere yüklenilerek bir yere varılamaz. Sorgulamamız gereken başta büyük şehirlerin ve bütün Türkiye'nin kentleşme politikalarıdır. Kamu politikası açısından bakıldığında burada çok ciddi yanlışların olduğu görülmektedir. Yıkılması, güçlendirilmesi gereken apartmanlara görmezden gelinerek zamanında gereken müdahalenin yapılmaması, alüvyon zeminli olan patates tarlası, şeftali bahçesi olması gereken yerlere inşaat ruhsatları vermek, buralara apartmanlar dikmek, oturma ruhsatları vermek ve sonuçta yıkılan, çöken apartmanlar yüzlerce can kaybına ve binlerce yaralanmaya neden olmaktadır. Vakit kaybetmeden köklü, devrimci bir şekilde şehirlerimizi ele almamız gerekmektedir. Türkiye'nin temel ihtiyacı kamuculuktur. Zorluklardan en az kayıpla çıkmak için ekonomide de kamuculuğa geçmek zorundayız. Türkiye'nin şehirleşme ve ekonomi politikaları bir bütündür. Bu alanda Atatürk döneminde çok önemli işler başarılmıştır. Cumhuriyet devriminin bütün başarıları da kamu ekonomisine 1930-1940 arasındaki beşer yıllık kalkınma planlarına bağlıdır. Türkiye bugün de ekonomik olarak krizden çıkışı kamuculukla üretim devrimi ile sağlayacaktır. Vatan Partisi olarak yaptığımız araştırmalara göre İzmir'de atıl durumda 80 bin konut stoğu bulunmaktadır.
tamamen bitmiş, elektrikleri çekilmiş, depreme dayanıklı, yaşamaya hazır, ancak içinde insan olmayan 80 bin yeni konut. Vatan Partisi olarak İzmir'de bulunan 80 bin atıl konut stokunun hem çadırda yaşayan depremzede aileler için ve hem de depreme dayanıksız konutlarda yaşayan insanlar için devlet desteği ve vatandaşlarımızın da katkılarıyla sahiplendirilmesi şeklinde somut bir çözüm öneriyoruz. Bu çözüm hem depremzede ailelerin çok kısa zamanda depreme dayanıklı yeni konutlara geçmesini sağlarken hem de yıkılmamış ancak depreme dayanıksız olduğu bilinen konutlarda yaşayan ve adeta çözümsüzlük içinde yaşayan insanlarımız için de somut bir çözüm olacaktır. Öte yandan stoku oluşturan konutları yapan müteahhitlerin konutların satılmaması nedeniyle ödeyemedikleri banka kredileri hem devlet desteği hem de evlerin yeni sahipleri tarafından yapılacak katkılar ile devlet tarafından planlanıp ödemeler yapılabilecek ekonomi canlanacaktır. Buradaki bugünkü basın toplantımızın esas nedeni de bugün 4000 kişinin çadırlarda yaşadığı İzmir Bayraklı'da ve İzmir genelinde bu insanların en kısa zamanda kış öncesi sağlıklı, güvenli konutlara kavuşturulmasıdır. Sizlere sunmuş olduğumuz çözüm önerisi bu konuda somut bir adımdır. Hepinize saygılar sunarım. Katılımlarınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu'nun açıklamalarını getirdik İzmir'den sevgili izleyiciler. Devam edelim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı açılışta yaptığı konuşmada iki ülkenin salgındaki işbirliğine dikkat çekti. Salgın döneminin en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlaç, tıbbi cihaz, malzeme ve ekipman başta olmak üzere sağlık alanında gereken her türlü desteği sağladık dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl döneminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kardeşim Ersin Tatar'a misafirperverliği için tekrar teşekkür ediyorum. Bu sene tüm insanlık olarak koronavirüs salgını sebebiyle gerçekten zorlu günlerden geçiyoruz. Şimdiye kadar 1 milyon 350 bine yakın insanın hayatına mal olan bu hastalık dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Bilhassa son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada vaka, hasta ve vefat sayılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Hastalığın kesin ilacı ve aşısı bulunana kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Salgının en kritik evresini vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık. Salgın döneminin en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlaç, tıbbi cihaz, malzeme ve ekipman başta olmak üzere sağlık alanında gereken her türlü desteği sağladık. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 149 milyon lira ayni ve nakdi katkı yaptık. Sayın Ersin Tatar'ın Başbakanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de salgınla mücadeleyi başarıyla yürüttü. Acil durum hastanemiz hayırlı olsun. Maraş aydınlık yarınlar için hayırlı olsun. Evet, Kıbrıs Türk davası 20 yıldır Antalya'da sağlam ellerde. Türkiye'de kurulu 5 merkezden biri olan Antalya, Kıbrıs Türk Kültür Derneği en kritik süreçlerde milli mücadelenin mevzisini oluşturdu sevgili izleyiciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nda derneğin yönetim kurulu başkanı Vural Önal, Ulusal Kanal'a konuştu.
Kıbrıs Türk halkı her zaman ana vatanın yanında yer almıştır. Ana vatan her zaman yanımızda ve arkamızda durmuştur. Kıbrıs Türk davasının 20 yıldır kesintisiz sürdürüldüğü 5 kaleden biri Antalya'da. Kıbrıs Türk Kültür Derneği 1948'de Ankara merkezli olarak kuruldu. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin şubelerimizden oluşuyor. Antalya'da Erenköy kahramanı Hüseyin Laptalı'nın temelini attığı Kıbrıs Türk Kültür Derneği, zorlu dönemlerin milli mücadele mevzisi oldu. Devletimizin arkasındayız, devletimiz bizim onurumuzdur. Derneğin yönetim kurulu başkanı Vural Önal, son genel seçim sonucunun Kıbrıs Türk halkının uluslararası tuzaklara düşmeyeceğinin belgesi olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk'ünün varoluş direnişinde de tuzaklarla dolu, diz çöktüremeyen emperyal güçler, son dönemlerde de çok bilinen bütün dünyada uyguladıkları 5. kol faaliyetleriyle böyle içimizde Truva atı şeklinde bizleri ele geçirmeye çalışıyorlar. Uyanık olmak zorundayız ve siyasetimizi ve politikalarımızı ana vatanımızla birlikte yürütmek durumundayız. Eğer bir anlaşma yönüne gidilecekse iki devletli bir çözümden yanayız. Vural Önal bundan sonraki adımlarınsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde atılacağını söyledi. Kıbrıs Türk halkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde daha fazla bir faaliyet içinde olacaktır. Bunu ana vatan Türkiye'mizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Daha iyi bir geleceğe doğru yelken açacağız. Önal, Mavi Vatan'ın Türkiye ve Kıbrıs için hayati önemine vurgu yaptı. 462 bin metrekarelik alan Mavi Vatan olarak oluşuyor. Bunun 189 bin metrekaresi Doğu Akdeniz'de. Kıbrıs'ın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Mavi Vatan'dan vazgeçmek, Türkiye'den vazgeçmek. Şimdi Amerika'ya gidelim. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Fener Rum Kilisesi Papazı Bartolomeos'a gayri resmi görüşme planı tartışma yarattı sevgili izleyiciler. Pompeo İstanbul'da hiçbir devlet yetkilisiyle görüşmeyecek iddiaya göre Ankara'nın görüşme talebi de kabul edilmedi. Amerikan Bakanlığı'nın gerekçesi ise ziyaretin dini özgürlükler kapsamında yapılıyor olması. Ziyaret de dikkat çekici çünkü kilise İstanbul'da ve Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olsa da konumlandığı stratejik yer Amerika'nın yanı. İşte Fener Rum Kilisesi'nin sicili geliyor ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Avrupa ve Batı Asya turu kapsamında İstanbul'a geleceğinin ilan edilmesiyle gözler Fener Rum Kilisesi'ne döndü. Çünkü Pompeo'nun yalnızca Papaz Bartolomeo ile görüşeceği, hiçbir devlet yetkisiyle görüşmeden Türkiye'den ayrılacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ziyaretin dini özgürlükler kapsamında olduğunu söyleyerek Türk yetkililerle görüşme olmayacağını doğruladı. Bloomberg'in iddiasına göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı ile görüşme talep etti. Ancak Pompeo talebi kabul etmedi. Çavuşoğlu'nun İstanbul'a gelmesini istedi. Ankara da bu tavırdan rahatsız oldu. Peki Pompeo'nun diplomatik gerginlik yaratacak ziyaretinin amacı ne? Fener Rum Kilisesi ve ABD arasındaki ilişkinin boyutu nedir? Türkiye topraklarında bulunan ve Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olan Fener ve ABD arasında eskiye dayanan sıkı ilişkiler var. 1948'de CIA'nin öncüsü OSS, Sovyetler Birliği ile ilişkiler güçlensin diyen Papaz Maximos'u tasfiye etti. O günden bugüne Amerikan Gizli Servisi Fener Kilisesi ile sıkı işbirliği içinde. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye dayatmalarla 1. Athena Goras'ı papaz olarak göreve getirdi. Hem de Türk kanunlarına aykırı şekilde. Zamanla Fener Kilisesi'nin yönetimi köklü bir şekilde değişti. Bir Türk din kurumu olmaktan çıktı ve Türk topraklarında Amerika'nın kurumu haline dönüştü. Şu anki haliyle Fener Kilisesi, ABD'nin ve Amerika'daki Yunan diasporasının etki ajanı konumunda. Aydınlık gazetesi defalarca Fener Rum Kilisesi'nin yıkıcı faaliyetlerini ifşa etti. Kısa süre önce 17 Ağustos 2020'de Bartolomeo'nun sağ kolu ve olası halefi Amerikan Başpiskoposu Elpidopoulos'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi ayrıntılı bir şekilde gazetede yer aldı. Görüşmede Türkiye karşıtı önlemler görüşüldü. Türkiye'nin faaliyetlerinin Papaz Bartolomeo'nun otoritesinin zayıflamasına yol açtığı ABD'ye söylendi. Öte yandan daha önce Pompeo'nun görüşeceği Bartolomeo'nun Fethullah Gülen'le ilişkileri de ortaya konulmuştu. Bartolomeo'nun bizzat kendisi 2012 yılında dahi Gülen'i dostu olarak tanımlamış ve dinler arası diyalog çerçevesinde onunla işbirliği içinde bulunmuştu.
Aydınlık gazetesi Papaz Bartolomeo'nun 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminden önce uyarıldığını ve tam zamanında İstanbul'u terk ettiğini de okuyucularına duyurmuştu. Şimdi gözler Pompeo'nun İstanbul'da Bartolomeo ile yapacağı görüşmede. Aydınlık bu görüşmede Bartolomeo'nun Amerika'ya taşınmasının da görüşüleceği bilgisini edindi. Terörle mücadele devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Mersin'de terör örgütü PKK-PYD'ye yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK-YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröre geçit yok. Güvenlik güçlerimiz Mersin ve Barış Pınarı bölgesine yine başarılı operasyonlara imza attı. Mersin'de terör örgütü PKK-PYD'ye yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre PKK-PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda iki şüphelinin kentte yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Şüphelilerden birinin Suriye'de terör örgütünün sözde Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı olarak, diğerinin ise silahlı asayiş biriminde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İki şüpheli de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli işlem başlatıldı. Barış Pınarı bölgesinde de 6 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha yapıldığı belirtildi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Vatan Partisi kurultayına gidelim. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, partisinin büyük üye atağının ilk adımını Ankara'dan ilan etti. Perinçek, Türkiye'yi bölmeye çalıştıkları Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da partisinin vatandaşlarla birleştiğini belirtti. Yeni üyeleri rozetini taktı. Partisinin Ankara İl Kurultayı'nda konuşan Perinçek, üyelerinin çoğunluğunun HDP'den ayrılarak vatan saflarına geçtiğini belirtti. Vatan Partisi'nin altın çağına girdiğinin altını çizen Perinçek, İktidara yürüyoruz vurgusu yaptı. Türk milletinin bütün yeteneklerini azami şekilde seferber etme kudretini, bilincini, bilgisini, bilimini, yeteneklerini aşılayarak İktidara yürüyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'yi bölünmeye çalışılan yerden birleştirme atağına geçtiklerini ilan etti. Partisinin altın çağında olduğunu ve iktidara yürüdüğünü vurguladı. Yeni bir dünya kuruluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de o Amerika'nın dayattığı süreç bozguna uğratılmıştır. Vatan Partisi Amiral Soner Polat 11. olan Ankara İl Kurultayı'nı tarihi fırsat için görev başına sloganıyla yaptı. Kurultaya CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Kemal Kaplan, İl Sekreteri Ozan Ergün Doğan da katıldı. Ayrıca Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da kurultaya mesaj gönderen isimler arasında yer aldı. Atlantik sisteminin iddiaları bitmiştir. Artık Amerika'nın borusu ötmüyor. Kurultayda divan başkanlığına Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı seçildi. Bursalı, partisinin programlarının Türkiye'nin geleceğine yön verdiğini aktardı. Asya'dan yükselen yeni uygarlığın önderlerinden biri oluyoruz. Partimiz çığ gibi büyüyor. Bursalı'nın ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuştu. Perinçek, başlatılan büyük üye atağına dikkat çekti. Partisinin Türkiye'yi bölmeye çalıştıkları bölgelerde birleştirme atağında olduğunu belirtti. Silopi'de yüzlerce insan Vatan Partisi'ne katılıyor. Şırnak'tan öğreniyoruz. Türkiye'yi oradan bölmeye kalktılar ve biz şimdi Vatan Partisi olarak Türkiye'yi o topraklardan, o vatan topraklarından birleştiriyoruz. Türk ordusu Mehmetçik vuruyor PKK'yı, gömüyor hendeklere ve Vatan Partisi o topraklarda Türkiye'nin siyasi gücü olarak ve Türkiye'nin gelecekteki hükümeti olarak vatandaşlarımızı örgütlüyor. Partimize katılanların %60-70 değerli delegeler HDP'den geliyor. HDP'den geliyor. Niçin geliyor? Biz HDP'ye karşı en kararlı mücadeleyi yürüttüğümüz için.
Yeni üyelere rozetini de Vatan Partisi lideri Perinçek taktı. Perinçek, Vatan Partisi'nin altın çağına girdiğine de işaret etti, iktidara yürüyoruz dedi. Türkiye Kemalist devrimi tamamlama rotasına giriyor ve Vatan Partisi de bu nesnel koşullarda altın çağına girmiştir. İktidara yürüyoruz. Gelinen süreçte sistem değişikliği olduğunu ifade eden Perinçek, artık dolar saltanatının bittiğini, ABD'ye karşı Asya'da konumlanan devletlerin güçlendiğinin altını çizdi. Artık Doğu Akdeniz sularında da Amerika boynu eğik dolaşmaktadır. Her yerde yeniliyor. Amerika doları çöküyor. Dolar saltanatı çöküyor. Amerika'nın silahlı gücünün karşısında onu dengeleyen rakip silahlı güçler oluşmuştur. Çin gibi, Rusya gibi, Türkiye gibi, İran gibi. Avrasya'da konumlanan Türkiye'nin rotasının Atatürk olduğunu vurguladı Perinçek. Avrasya çağında ekonomide yol haritasının istihdam ve üretim odaklı olacağını da aktardı. Türkiye Atlantik sisteminin dayattığı demin açıkladığımız emperyalizme bağlı orta çağla barışık o sistemden ayrılıyor. Atatürk'le ortaya koyduğumuz programı hayata geçirecek bir sistem geliyor. O sistem nedir? Cumhuriyetçiliktir. Halkçılıktır. Milliyetçiliktir. Bir milli demokratik devrim sürecindeyiz. Kamu, devlet, işçiler, memurlar ve işveren. Ekmek teknesinde biz işte o dört sınıfı birleştiriyoruz. Perinçek konuşmasında deprem kuşağında yer alan Türkiye için partisinin çözüm önerilerini de sundu. 263 bin tane betondan tabut yapmışız. O insanlarımızı beton tabuttan çıkartacağız. Yıkılacak olan depremde bile olan binayı depreme müsaade etmeyeceğiz, biz yıkacağız. Doğu Perinçek'in konuşmasının ardından Ankara İl Başkanı ve yeni yönetimini belirlemek üzere delegeler sandık başına gitti. Oylama sonucunda Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Topgöz oldu. Vatan Savaşı'nda ve üretim devriminde Türkiye'nin karşılaşacağı zorluklamada öncü tavır alacağız. Evet sevgili izleyiciler, Ankara'ya gidelim. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcimiz İsmet Özçelik gün ortasında bizlerle birlikte. Sayın Özçelik hoş geldiniz gün ortasına efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. İç siyasetin gündemi yine oldukça yoğun. Yeni gelişmeler, sıcak haberler var. İYİ Parti, HDP ile yapılan bir anayasa çalışması var. Bundan bahsedelim öncelikle. Aslında ne size ne bana yabancı. Biz Şubat ayında da gündeme getirmiştik. Sizinle bu konuyu konuşmuştuk Sayın Özçelik hatırlayacağınız üzere. Çokça da tartışmıştık. Şimdi İYİ Parti kurucularından Ümit Özdağ yeniden gündeme getirdi. İşte bu 2018 yılında yapılan gizli anayasa çalışmaları gündeme damgasını vurdu. Ancak Meral Akşener bunu kabul etmiyor. Kılıçdaroğlu kabul etmiyor. Kabul evet yapıldı diyor böyle bir çalışma. Ne söyleyeceksiniz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Neler söylersiniz öncelikle? Şimdi tam bir panik havası var. Hem İYİ Parti'de ve diğer muhalefet partilerinde yani bu panik havası onları bir sürü yalan yanlış şeyleri peş peşe söylemeye itiyor. Şimdi artık bu gizli saklı bir şey olmaktan çıktı. CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi arasında bir anayasa çalışması olmuş. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen o çalışmaya bir anlamda başkanlık eden İbrahim Kaboğlu. Bunu daha sonra kim söylemiş? Kılıçdaroğlu demiş. Dört parti belli noktalarda ortak noktaya geldik demiş. Arkasından bununla ilgili olay duyulunca bir başkanlık divanı toplantısında İYİ Parti'nin şimdi ismi bende saklı. O isim sormuş arkadaşlar böyle bir şey mi var demiş. Hı hı. Ve toplantıya katılan isim çıkmış ve demiş ki ya böyle bir toplantı yaptık partimiz adına ben katıldım demiş. Tabii işin boyutu nedir ne değildir pek bilinmiyor ama böyle bir durum söz konusu. Artık çok fazla da gizlenecek üstü örtülecek bir şey değil. Yok anayasa çalışması değildi şudur budur falan diye bir takım görüşmeler var ama İbrahim Kaboğlu daha yeni yaptığı açıklamada evet. Bunun bir işte genel bir çalışma olduğunu, anayasanın yeni anayasanın temelleri oluşturduğunu açıkça da söyledi. Yani bunun bir anayasa çalışması
olduğunu söyledi. Şimdi ne gizlenmeye çalışılıyor, ne yapılıyor bilmiyorum. Şimdi bugün de İYİ Parti'nin genel başkanı çıkmış ve bazı şeyleri işte hayır yok öyle bir çalışma, öyle bir şey yapmadık diyor ama yani ortada bir şey var. Duruyor ortada bir çalışma var, bir taslak var ve bu taslak dört partinin de katılımıyla hazırlanmış. Şimdi tabii bir anlamda gizli yapılan, bir de şöyle bir şey olmuş, olayın mahrem tutulması konusunda da bir görüş birliğine varılmış. Yani o da bir tuhaf durum. Ya madem böyle anayasa gibi çok ciddi bir çalışma yapıyorsunuz, bunu niye mahrem tutuyorsunuz? Neden gizliyorsunuz? Böyle bir, evet, yani bunu niye gizliyorsunuz? Böyle bir durum söz konusu. Evet, ki gerçekten Sayın Akşener hayır yok diyor. Sayın Dervişoğlu da böyle bir şey olursa, böyle bir katılım olursa o kişiyi camdan atarız, kapıdan içeri sokmayız diyor. Ama İYİ Parti'den ayrılan Adem Taşkaya'nın da açıklamaları vardı. Var ve ben bu yüzden ayrıldım, defalarca dile getirdim diyor. Elimde de ses kayıt ve görüntüler var diyor. Eğer mahkemeye taşınırsa konuşacağım, açıklayacağım diyor. Ama hala inatla itiraz ediliyor. Ne var ki içinde? Şimdi aslında birçok detay var. Türklük yok, Türk milleti yok. Yani sizinle Şubat ayında da konuşmuştuk, hatırladınız değil mi Sayın Özçelik bunu? Reddediliyor. Şimdi sıkıntı tabii şundan. Bir, anayasanın değişmez maddeleri değiştirilmeye çalışılıyor. Türk milleti, Atatürk kavramları anayasadan çıkarılıyor. Yani bölücü bir anayasa hazırlığı var. Öyle gözüküyor ki CHP tabanı HDP ile ittifaka hazırlandı. Şu aşamada işte çeşitli görüşler ortaya atılıyor. Yok, seçimleri onlarla kazandık, bu ittifak devam etmeli, şudur budur diye. İYİ Parti'de HDP'ye hazırlanmaya çalışılıyor. Daha doğrusu hazırlanıyor. Fakat benim burada garibime giden başka bir şey var. Nedir? Yani bu partilerin içerisinde başka da örgütler mi var? Ben mesela şimdi onu merak ediyorum. Yani neden onu merak ediyorum? Şimdi CHP'nin şöyle son dönemdeki hallerine bir bakarsak, şimdi bakıyorum ben parti yöneticilerle görüşüyorum bir konuda, hayır kesinlikle öyle bir şey yok diyorlar. Sonra ortaya çıkıyor, vallahi de billahi de bizim haberimiz yoktu diyorlar. Yani bunun tipik çok herkesin bildiği bir konu olduğu için, mesela Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı. Ya ben en azından, yani en az 3, daha fazla da olabilir, şimdi unuttum tabii üzerinden çok zaman geçince, genel başkan yardımcısı birebir görüştüm ve bunlara şeyi söyledim. Dedim ya bu Ekmelettin İhsanoğlu nereden çıktı? Yani o zamanın en güçlü genel başkan yardımcıları yemin ettiler yanımda haberimiz yoktu diye. Yani böyle bir süreç oluyor. Peki kimdir yani? Hangi örgüttür bunları partiye kabul eden? Yani benim bildiğim kadarıyla partilerde kararlar partinin merkez organlarında alınır. Yani parti organlarında alınır ve bir politika haline gelir, netleşir. Yani işte CHP'de ise parti meclisinde konuşulur, MYK'da konuşulur, netleşir. Ama anladığımız kadarıyla şöyle bir durum var. Bir grup var, bir parti içinde birileri var, bir karar alıyorlar. Bunu parti organlarına dikte ettiriyorlar. Şimdi aynı şeyi İYİ Parti'de görmeye başlıyoruz. Şimdi genel başkan yardımcılarının haberi yok. Ki Ümit Özdağ da partide yönetici, onun haberi yok. Efendim bir başkasının haberi yok ki, haberimiz yok diyorlar onlardan. Sayın Özdağ şöyle dedi ama, ben sadece parti içinde halledilmesini istiyordum, olmadığı için konuşuyorum. Evet ama şey, yani Özdağ'ın bilgisi dışında yapılmış bu işler. Ve toplantı tarihi 2018, bu evet. 2019'da gündeme geliyor. Hatta yanılmıyorsam 28 Haziran 2019 bu başkanlık divanında sorulup da toplantıya katılan kişinin ben katıldım demesi. Yani böyle bir durum var. Yani parti içinde sanki başka bir örgütler var, dar örgütler var. Bu örgütler partileri belli noktalarda karar aldırıyor. Şimdi böyle bir tuhaf manzarayla karşı karşıyayız. Mesela bu işlerde de parti organlarından çok danışmanlar öne çıkıyor. Bu danışmanlar kim? Belli değil işte. Mesela CHP'deki danışmanlar meselesini artık partide herkes konuştuğu için Enver Altaylı ile 1022 kez görüşen bir danışman
partide en etkili isimlerden birisi. Yani hatta bir parti meclis üyesi, artık sistem değişti. Parti meclisi üyesi olmanın bir anlamı yok. Politikalar bir yerde belirleniyor, danışmanlarla belirleniyor. Geliyorlar bize zorla kabul ettiriyorlar diye açıkça ifade etti. Yani bunların bir kısmı tabii yazılmak koşuluyla olmuyor. Özel sohbetlerde oluyor ama ne yazık ki böyle durumlar var. Yani şimdi yani garip bir partiler görüyoruz. Yani tuhaf karar alma mekanizmaları var. Gizli görüşmeler var. Yani bir sürü buna benzeyen şeyler var. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Akşener'in şöyle bir açıklaması vardı. Hayır, İYİ Parti oy oranı yüksek olduğu için bize bir operasyon yapılıyor demişti ki özellikle FETÖ'cü iddiasıyla gündeme gelen Burak Kavuncu olayından sonra bu açıklamalar gelmişti. Sayın Özdağ da Burak Kavuncu'nun göreve getirilmemesi için Sayın Akşener'le çok kez görüştüğünü ama henüz bir netice alamadı ve en önemli görevlere getirildiğini söylemişti. Yani bir operasyon, bir yıpratmadan bahsediliyor. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki hepimizi parçalamaya çalışıyorlar. Yine bunların dışarıdan bir operasyon olduğunu söylüyorlar aslında. Parti içinden değil, dışarıdan bir müdahale olduğunu söylüyorlar. Katılır mısınız bu dışarıdan müdahaleye peki? Bir de Burak Kavuncu'nun, özellikle babası Orhan Kavuncu'nun da açıklamaları var. Vatan Partisi'ne Sayın Doğu Perinçek hedef alıyor. Neden Doğu Perinçek hedef almaya başladılar? Şimdi bir operasyon acaba dışarıdan mı yapılıyor yoksa parti içindeki bir ekip operasyon mu yapıyor? Orası biraz tartışmalı. Şimdi geçen gün Türkiye'de ünlü bir inşaat firmasının çok yaşlı bir sahibi diyelim, şirketin kurucusu birisiyle yapılan bir sohbeti anlattılar. Mesela bu sohbette İYİ Parti'nin nasıl kurulduğu konusunda bayağı ayrıntılı bilgi var. Hatta o günlerde MHP'ye genel başkan olması tartışılırken hayır, öyle bir niyeti yok. MHP'ye genel başkan olma diye falan bir niyeti yok. Ayrı parti kuracak diyor. Daha o MHP'deki tartışmalar sırasında. Şimdi partide Kavuncu, örneğin bu noktaya dikkat çektiniz. Kavuncu'nun partiye sokulmaması FETÖ ile ilişkileri noktasında uyarılar yapılıyor. Ümit Özdağ yapıyor. Bildiğim kadarıyla başkaları da yapıyor. Tabii. Bunun faaliyetlerini anlatıyor. Ve sonra nasıl oluyorsa ben şunlarla konuştum. Böyle bir şey yokmuş diyor. Peki onca uyarıya rağmen kimdir bu Kavuncu? Niye bunda ısrar edilir? Neden? Yani bu soruların yanıtını aslında şey vermesi lazım. Yani ben bir parti kuracağım. Partimin içinde neredeyse bölünme noktasına gelecek bir süreç yaşanacak. Bu koşullarda ben bu isimle yola devam etmek için herkesi karşıma alacağım. Ve gerekirse partide ciddi çatışmalar çıkmasını göz alacağım. Ya bunun bir tek nedeni vardır. Şimdi aynı şeyi CHP'de de görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Mesela bazı isimler var. Örneğin Sezgin Tanrıkulu var. Efendim şu anda teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı var. Geçmişte 10 Aralık hareketi içinde bulunmuş ve CHP'yi artık kapatmak lazım diyen gruplar var. Bunların hepsi şeyde, bunlara karşı partide de tabanda da ciddi itirazlar olmasına rağmen ısrarla bu kişiler sanki bir kontenjandan oraya yerleştirilmiş gibi tabii geldi. İşte geçmişte Murat Özçelik olayı vardı, dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı. Şimdi mesela yine Ünal Çevikoz vardır. Parti meclisine kaybetmesine rağmen bir şekilde danışman olaraktan atanıp aynı görevleri yapıyorlar. Yani kimdir, nedir? Yani partinin istemediği kişileri orada tutmak görevi nedir? Hangi kontenjandır? Kimin talimatıdır? Yani bunların hepsinin bir açığa çıkması lazım. Sorulan sorular var. Aydınlığa kavuşması lazım. Merak edilen sorular var, doğru. Evet. Bir de yeni anayasa şimdi gizli, evet, ama artık ayyuka çıktı. Yani ne kadar kabul edilmese de biz bunu görüyoruz. Türkiye'nin böyle bir anayasa ihtiyacı var mı ki bu anayasa hazırlanıyor ve dört parti bir araya geliyor, bunun çalışmalarını yapıyor. Ve bölgeselcilik oldukça öne çıkıyor yani bu çalışmada. Evet,
değiştirilmeyen maddeler ayrı ve bölgeselcilikten bahsediyor. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı mı var? Kim istiyor bu anayasayı? Şimdi bakın, Türkiye daha iyi bir anayasası olabilir. Yani bunda bir mahsur yok. Ama buradaki mesele Türkiye'nin daha iyi bir anayasaya kavuşması değil. Biraz önce de söyledik. Yapılmak istenen değişiklik ne? Türk sözcüğünün anayasadan çıkarılması. Türk milletinin anayasadan çıkarılması, Atatürk'ün anayasadan çıkarılması. Değişmeyen, değişilmesi teklif dahi edilemeyen, ki Cumhuriyet'in kurucu felsefesini içeren maddelerin değiştirilmesi. Şimdi burada işte ana dilde eğitim meselesi. Yani ki biraz sonra gireceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bununla ilgili açıklamaları var. Biraz sonra değinelim, evet. Sayın Özçelik. Evet, yani o da oraya giriyor. Şimdi burada niyet başka, çok açık gözüküyor. Peki bunu kim istiyor? Yani bu gizli bir sır değil yani. Bunu bir, Amerika istiyor. İki, PKK-HDP istiyor. Yani Türkiye'de kargaşa yaratmak isteyen, Türkiye'yi iç çatışmaya itmek isteyen kanatlar istiyor. Yani bunu oradan görmek lazım. Manzara bu. Yani bu anayasa derdinin arkasında o var. Hatırlarsınız, geçmişte mecliste bunu kurdular. İşte yeni anayasa çalışması başlattılar. İşte mecliste komisyonlar kuruldu. Orada bir takım çalışmalar oldu. Türk halkının ciddi büyük mücadelesi sonucunda bu püskürtüldü. O yeni anayasa çalışmaları püskürtüldü ve rafa kalkmak durumunda kaldı. Şimdi orada bütün siyasi partiler vardı. Şu anda iktidardaki partiler oradan çekilmiş görünüyor. Çekildiler daha doğrusu. Şimdi muhalefetteki partiler uluslararası desteği de arkalarına alıp bunu başaracaklarını sanıyorlar. Yani böyle bir şans yok. Sıfır ihtimal. Ama destek istiyorlar. Baktığınızda destek istiyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir destek çağrısı oldu bir söyleşide. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği'ne demokratik hareketleri desteklemelerini istedi. Valla bu Türkiye tarihinde özellikle kurucusu Atatürk olan bir partide olacak iş değil. Yani biz konuştuk, daha önceki CHP'de genel başkan yardımcılığı yapmış isimler bu çağrının bir mandacı zihniyeti olduğunu söyledi. Erdoğan'ı devirmek gerekiyorsa onu biz Türk halkıyla beraber deviririz. Aydınlık'ta çok güzel yazı var bununla ilgili. Şimdi yani böyle dediler. Yani ya dışarıdan işte Amerika'dan, Avrupa Birliği liderlerinden, Türkiye'de şimdi nedir, demokrasi hareketlerine destek. Yani bize destek verin diyor. Biden ne demişti 2018'in Aralık ayında? Daha doğrusu 2019'un Aralık ayında. Daha sonra bu Haziran, Ağustos ayındaydı galiba. Çok görüntüler de yayınlandı. Çok, evet. Çok konuşuldu. Muhalefete örgütlenmesi ve desteklenmesi diyor. Yani Türkiye'deki iktidarı Amerika'ya getirecek. Bakın bununla ilgili ki CHP'de bununla ilgili çok olumlu örnekler de vardır. İşte geçtiğimiz dönemde Avrupa 12 Eylül'den sonra bunu Şahin Mengü bizzat anlatmıştır. Aydınlık'ta da vardır. Ecevit'te Avrupa Birliği parlamentosundan bir heyet geliyor. Ve diyor ki Ecevit'te yasaklı olduğu için Şahin Mengü avukatı o zaman o görüşüyor. Ki bildiğim kadarıyla Hikmet Çetin de bu olaya şahit. Ecevit Şahin Mengü'yü çağırıyor. Diyor ki davalarla ilgili diyor. Takdir senin diyor. Hani anlat ne oldu? Onlar açık aleni bir şey. O sayılmaz. Ama diyor bir tek şeye mutlaka dikkat et. Türkiye'ye diyor baskı yapmasınlar. Bunu diyor kesinlikle reddet. Yani biz kendi sorunumuzu kendimiz çözeriz de diyor. Yani kesinlikle batıdan gelecek, ki 12 Eylül dönemi bu. O tür baskılara karşı direnmesini öneriyor konuşurken de. Şimdi yine Sayın Onur Öymen'le konuşurken o da bir olay anlattı ki yanılmıyorsam birkaç gün içinde kitabı çıkacak. O kitapta yer alıyormuş. 2007 seçimlerinden hemen öncesinde Amerikan Büyükelçisi o dönem CHP yönetimine geliyor. Büyükelçiliğe davet ediyor. Onlar kabul etmiyorlar büyükelçilikte bir seçim öncesi görüşmeyi. Dışarıda bir yemek yeniyor ve orada Amerikan Büyükelçisi sizin için ne yapabiliriz, bizden ne istersiniz tarzında bir açıklama yapıyor. Bu açıklama üzerine Onur Bey ve heyettekiler kesinlikle böyle bir şeyi kabul ediyoruz. Hiç kesinlikle Türkiye'deki seçime karışmayın. Sakın ha, bunlara karışmayın diye tepki veriyorlar. Yani, şu çok önemli. Buyurun devam edin Sayın Özçelik. Yani
Buna benzeyen olaylar bir tarafta, bir tarafta şimdi yani Amerikan Büyükelçisi'nin bir ana muhalefet partisine gelip ben, bizden ne istiyorsunuz demesi de tabii ayrı bir cürettir. O da ayrı bir konu. Ama seçimden sonra da hatırlayacaksınız Amerikan Başkanı Biden'ı ilk tebrik eden de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Kılıçdaroğlu. Sayın Özçelik, sanırım bağlantıda bir sorun var ama şimdi hemen devam edeceğiz yine sevgili izleyiciler. Ankara'ya döneceğiz. Peki dönelim. Sayın Özçelik, bağlantınızda ufak bir sorun oldu ama evet, Amerikan seçimlerinden sonra da ilk destekleyen, ilk teşekkür, tebrik mesajını gönderen de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmuştu ama. Şöyle olunca yani Biden muhalefetin örgütlenmesini gündemine koyunca ve onların desteklenmesini gündemine koyunca oradan da karşılık mesajlarıdır. Yani bir anlamda bunu nedir diye sorduğumuz zaman benim aklıma şu geliyor. Yani bir bağlılık mesajı iletme gibi geliyor. Tabii bunlar da son dönemde sıkıntılı işler. Yani Türkiye açısından sıkıntılı işler. Zaten daha sonrasında bu Amerikan merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nün yaptığı açıklamada da şeyleri söylemiş olması, yani Amerika ve Avrupa Birliği liderlerinden Türkiye'deki demokrasi hareketine destek vermiş olmalarını istemesi, birbiriyle uyumlu hareketler. Yani Biden'ın söyledikleriyle Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri son derece uyumlu. Yani bunun da takdirini nasıl söyleyeyim, CHP'nin tabanındaki seçmenlerin dikkatle izlemesi lazım. Yani geçmişteki işte Ecevit'in tavrı, işte daha sonraki 2007'deki parti Deniz Baykal ve arkadaşlarının tavrı ve diğerler, yani bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Yani boşuna olmuyor. Şimdi hatırlayalım şeyleri. Deniz Baykal'a operasyon kumpas kurulmadan önce, çok önce İsviçre İpek Yolu Enstitüsü'ndeki raporlarda Deniz Baykal'ın istifaya zorlanması, yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi, bunun için televizyon programlarıyla destek verilmesi falan. Yani bunlar şey değil, yani böyle tesadüfen ortaya çıkmış işler değil. Planlı, programlı çalışmalar. Yani Türkiye'de hem muhalefet üzerine hem iktidar içerisindeki bazı güçler üzerine çalışmalar yapıldığını hep her zaman biliriz. Görmüşüzdür. Ama bu kez çok göze, kör göze parmak şeklinde bir çalışma yürütülüyor. Evet. Benim istediğim bu. Halka çağrı yapılması gerekirken demokratik hareketler diye özellikle belirtelim bunu. Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne çağrı var. Amerika'da nasıl bir demokrasi var ki, nasıl bir demokrasi dağıttığını da gördük. Aslında bu noktadan da değerlendirirseniz çok sevinirim. Şimdi şöyle bir şey, yani Kılıçdaroğlu demokrasi güçleri diye tabir ettiği, demokrasi güçleri iktidara geleceğiz dediği partiler belli. CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi falan. Yani bunlarla diyorlar. Şimdi demokrasi güçlerinden neyi kastettiğini biliyoruz yani. Sır değil. Kılıçdaroğlu açıklamada bunları gizlemiyordu zaten. Yani o nedenle demokrasi güçlerine destek verelim derken kastettiği bize destek verin şeklinde. Gelelim Amerika'ya. Amerika işte bir seçim yaptı. Hala seçim sonuçları açıklanmadı. Farkındaysanız. Demokrasinin beşiği deniyordu. Şu anda dün biliyorsunuz birçok ülkenin birçok yerinde Trump yanlıları sokağa çıktı. Silahlarla dolaşıyorlar. Silahlarla seçim sandıklarını basmaya kalktılar. Yani bu durum birçok Amerikalı analist tarafından, Amerika'yı analiz eden uzmanlar tarafından Amerika'da iç savaşın işaretleri olarak yorumlanıyor. Çok ciddi bir durum söz konusu. Trump'ın açıklamaları, Biden'ın açıklamaları, yani her şey ortada. Kimisi diyor ki Pentagon'da diyor Biden'ın generalleri var diyor, işte bazı şeyleri var diyor. Biden diyor ki Trump bazı Pentagon'daki generalleri satın aldı diyor. Yani demokrasi bu. Herkes Pentagon'dan medet uman bir, yani daha doğrusu silahlı güçten medet uman bir tavır içerisinde. Bu da Amerikan demokrasisinin ne kadar demokrasi olduğunu göstermesi açısından ilginç bir durum. Evet. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında sohbetimizin başında biraz değinmiştiniz Sayın Özçelik. Ana dilde eğitim vurgusu var. Aslında önce katıldığı bir sohbette, söyleşi de ana dilde eğitimi savunuyor, konuşuyor, açıklama yapıyor. Sonra kapalı bir ortamda ama servis edildi. Biz de gördük, bültenlerimizde de yer verdik. Hayır, ben öyle bir şey söylemedim dedi.
Sonrasında çok kısa bir zaman sonra kameralar karşısında ana dilde eğitimi savunuyor. Yani çocuğun önce ana dilde eğitim alması gerektiğini söylüyor. Tabii çok tepki çekti bu açıklamalar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir yöntemi izliyor? Neden önce inkar sonra kabul bu konuda? Bunu da merak ediyoruz. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi biliyorsunuz uzun süreden beri bir ana dilde eğitim sevdası var. Evet. CHP'yi yöneten kanat. Bunlar mesela en son şekillenen öneri ilkokul 1. 2. sınıfta herkesin kendi ana dilinde eğitim yapması. Daha açık konuşalım. Kürt vatandaşlarımızın, Kürt kökenli vatandaşlarımızın Kürtçe eğitim yapması, Türk kökenli vatandaşlarımızın Türkçe eğitim yapması, ondan sonra işte 3. 4. hatta ilk 3 sınıfta bunu yapması, sonra 4'te 5'te resmi dil Türkçe'ye dönmesi gibi, yani böyle saçma sapan bir formül. Aslında bu formül bir geçiş formülü. Yani ana dilde bütün eğitimin ana dilde olmasını ve Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü tehdit eden bir projenin ılımlaştırılmış, ılımlaştırma da demeyelim de ara formülü. Şimdi bu yoktu daha önceden. Daha önce CHP en son tartışmalardan sonra şöyle bir noktaya gelmişti. Ana dilde eğitim değil, eğitim öğretim değil, işte ana dilinde öğretilmesi şeklinde görüşler belirtmişlerdi. Özellikle halkta ve parti tabanında gelen şiddetli tepkiler sonrasında. Sonra birdenbire bu noktaya gelindi. Yani ilkokul 1-2-3'te ana dilde eğitim noktasında bir yeni formül ve bunu da Kürt sorunu çözecek bir formül olarak sundular. Şimdi tabii CHP tabanının benim bildiğim kadarıyla yani bir 40 ile yakındır izlemeye çalışıyorum. Yani şimdi Karadeniz'deki, İç Anadolu'daki, Akdeniz'deki, Ege'deki, Trakya'daki CHP tabanı böyle bir şeyi kabul etmez. Yani bu konuda ben CHP tabanının böyle bir şeyi kabul edeceğini sanmıyorum. Şimdi tabii parti içinde de bildiğim kadarıyla tepkiler oluşunca bu işte zaman zaman reddediliyor. Ya buna bir alıştırma denir. Siyasette geçmişteki siyasetçiler yöntem de yapardı. Onlar biraz yöntemi o zaman. Alıştırma yöntemi. Mesela bazı siyasetçiler geçmişte direkt kendi söylemezlerdi. Alttan söyletirler. Bir kamuoyu alışır, tepkiler gelir. Ama kulağa alışırdı. Sonra yavaş yavaş eğer uygun ortam bulduğunda en tepedekiler de söylemeye başlardı. Şimdi artık bu biraz daha geçip en tepedekiler söyleyip aşağılara baskı yapılmaya çalışılıyor. Bu ne sonuç verir? Şu anda gördüğümüz manzara belli zaten. CHP oyları %20'nin altlarına doğru geriliyor yapılan anketlerde. Sonuç belli bence. Yani bunun CHP'nin tabanına kabul ettirmek de ben mümkün olduğunu sanmıyorum. Özellikle de bakın CHP'nin kazandığı illere baktığımız zaman üretim bölgeleri, tarım bölgeleridir. Yani ve yerel seçimleri kazandığı bölgeler. Buralardaki o insanlar, üreten insan, işçisi, yani buna izin vermez. Yani Türkiye'yi bölecek bir projeye, bölecek bir takım girişimlere izin vermez. Yani emekçilerin tavrı buna müsaade etmez zaten. O nedenle ben önümüzdeki günlerde, tabii şu birilerine burada ben gördüğüm şu birilerine ben bunu yapacağım mesajı veriliyor. Yani Türk halkından çok sanki başka merkezlere bir takım güvenceler verilmeye çalışılıyor. Yani bu sıkıntılar da oradan geliyor ama ben tekrar söylüyorum CHP tabanında Türk halkının da böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini sanıyorum. Yani son anketler de bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Yani dışarıda aramamak gerekiyor. Aslında parti içinde aramak gerekiyor. Dışarıdan destek verildiğini, Millet İttifakı'nı dağıtmak için partiler kurulduğunu söylemişti. Parçalanmak istendiğini söylemişti ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında önemli ölçüde çok oy oranlarında da etkili olduğunu görüyoruz. Düşmesi konusunda tabii ki. Sayın Özçelik çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için gün ortasına. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Sağlıklı günler diliyoruz. Kolay gelsin. Evet, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcimiz Sayın İsmet Özçelik gün ortasında bizlerle birlikte oldu. Biz kısa bir reklam arası verelim. Reklamların ardından gelişmelerle devam edeceğiz.
Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi Kıbrıs'a gidelim. Kanal T Haber Müdürü Mahmut Doğan telefon attığımızda Kıbrıs'ta verilen mesajları konuşacağız. Sayın Doğan, hoş geldiniz gün ortasına efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Kıbrıs'ta önemli mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kıbrıs'ın 37. kırılış yıldönümü nedeniyle Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdiler. Önemli mesajlar da verildi ama öncelikle Kıbrıs'a nasıl yankılandı bir değerlendirir misiniz bize? Şimdi Kıbrıs'ta bu ziyaret Türkiye Cumhuriyeti'nin 8 bakanı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin birlikte gelmesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türk bürokrasisiyle bir çıkartma yapması adanın her iki tarafında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coşkulu bir kutlama hakim bir dün malum 37. yılını kutladık Cumhuriyetimizin ve Türkiye'nin en üst düzeyde buraya katılım sağlaması bizleri onurlandırdı, mutlu etti. Ama diğer tarafta tabii Rumlarda da bu rahatsızlık uyandırdı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada vermiş olduğu mesajlar artık müzakerelerin devamı konusunda Türkiye'nin iki devletli çözüm istemesi ve bunu da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 37. kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha ilan edilmesi Rum tarafında da bu farklı olarak yorumlandı. Özellikle atılan manşetlere baktığımızda işte Bozkurtlar Kuzey Kıbrıs'ta ve tırnak içinde söylüyorum onların ifadesiyle bizleri onlar her ne kadar sahte devlet olarak yorumlasa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin burada bütün yapılarıyla dimdik ayakta olması onlarda bir huzursuzluk meydana getirdi. Şimdi burada verilen mesajlara bakarsak en önemlisi en iyi okunması gereken kısım bence Maraş'la olan bölüm. Malum dün Maraş'ta Cumhurbaşkanları bir yemek yediler birlikte. Ve burada çıkışta yapmış oldukları açıklamada şunu ifade ettiler. Taşınmaz mal komisyonunu, SMK'yı adres gösterdiler ve Rumlara hakkı olanlar gelsinler. Evet. Burada mallarını iade edileceğinin mesajını verdi ama ikinci kısımda ise Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri gerçekten takdire şayandı. Hakkı olanın TMK aracıyla parasını alacağını ve bu işin artık bu noktadan itibaren kapanacağını Türkiye ve Kuzey Kıbrıs açısından buranın da tamamıyla kullanıma açılarak yeniden o Doğu Akdeniz'deki Maraş'ı eski günlerine getirmenin ilk adımlarının, ilk mesajlarının en güzel örnekleriydi. Hı hı. Artık bu saatten sonra Maraş konusunda da diğer Doğu Akdeniz'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geri adım atmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle omuz omuza birlikte hareket edeceğini zaten mesajları dün verilmişti ama bence mesajdan en ötesi ise burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm yetkili kurum ve kuruluşlarıyla burada olmasıydı. En önemlisi de buydu zaten. Bakın Maraş'ın yeniden bir şekle getirilmesinin çalışmasında Konya Büyükşehir Belediyesi'ni görüyoruz. TOKİ'yi görüyoruz. Türkiye'nin sadece burada devlet olarak değil, yerel yönetimlerle de burada olması artık burayı ne kadar kanıtsadıklarını, burayla ilgili fikirlerinin ne kadar geniş bir vizyona sahip olduğunun göstergesi. Diğer tarafta Türkiye'de iki tane yapıldı. 82 milyonluk bir ülkede ama 500 bin nüfuslu, 350 bin nüfuslu hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de aynısını yaptı. Pandemi hastanesinden bahsediyor. Yani artık bakın yani Türkiye öyle bir noktaya geldi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendinden ayrı görmüyor. Ve dün orada bir mesaj daha verildi. 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı için Türkiye Cumhuriyeti açık çek verdi. Yeri gösterin hemen başlayalım. Bakın Türkiye'de ne varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık alanında da o olsun isteyen bir yönetim var Türkiye'de. Ve burada da dün o yönetime her ne kadar farklı sesler çıkıyor gibi gözükse de coşkulu bir karşılama vardı ki bugün baktığımızda onun yansımalarını da çok net bir şekilde gördük. Evet. Evet ama şu da var, Rum dedik ama Yunanistan tarafı da bu ziyaret öncesi ve sonrasında inanılmaz tepki gösteriyor. Provokasyon niteliğinde diyor. Yunanistan niye bu kadar tepki gösteriyor?
Şimdi Yunanistan önce kendine bir bakacak. Yani provokasyonu yapan kim? Buranın tarihsel sürecinde 15 Kasım'ın önemli noktalarından bir tanesi de Geçitkale olaylarıdır. Cumhuriyetin ilan edildiği gün olduğu için bu 15 Kasım Geçitkale direniş biraz geride kalır. O günden bir örnek vereyim. O gün Yunan ordusunun buraya gelmesini engelleyen bir avuç Türk'le birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemde yapmış olduğu kısıtlı bir buraya müdahale var. Şimdi o gün de Yunanistan aynı pozisyondaydı. Adayı Yunanistan'a bağlamak isteyen bir Helen rüyası gören bir ülke. Bugün de aynı rüyayı görüyor ama artık karşılarında ne o günkü Kıbrıs Türk'ü var ne de o günkü Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık burada provokasyon yapmıyor. Haklarımızın farkına varmamızı sağlıyor. Bakın 74'ten beri kapalı olan Maraş kimin toprağı? Kıbrıs Türk'ünün toprağıdır. Burada hasbelkader bir şekilde o dönemde bir kararlar alınmış. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarını, deniz ve havalimanlarının kullanıma açılması karşılığında Maraş'ı size verelim denmiş. Ama bunu da kabul etmemişsiniz. Ve bugün siz hiçbir şeyi kabul etmeyeceksiniz. Her şey olduğu gibi sizin için durağan kalacak. Ama diğer tarafta kendi yönetiminizde olan bölgeyi de geliştirmek, güçlendirmek için Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, işte Yunanistan gibi ülkelerle işbirliği yapacaksınız. Diğer tarafta Doğu Akdeniz'i Türkiye'yi çevrelemeye çalışacaksınız. Birileri de sizin karşınızda dur, bu iş böyle değil dediği zaman da bunu provokasyon olarak nitelendireceksiniz. En önemli provokasyonu yapan zaten kendileri. Bugün onların burada varlığı bile bir provokasyondur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraya 74'te müdahale ettiğinde adanın her iki tarafına da huzur ve barışı getirdi. Eğer Yunanistan'ın gerçekten böyle bir iddiası varsa adayı huzur adası yapalım, refah adası yapalım, Doğu Akdeniz'i birlikte geliştirelim. Burada çıkarılacak hidrokarbon, petrol, doğalgaz ya da benzeri rezervleri birlikte değerlendirelim diyorsa buyursun gelsin. Zaten 5+1 konusunda Türkiye'nin açık tavrı var. Eğer istiyorlarsa buyurun 5+1'de gelin. Önümüzdeki süreçte ne yapacağız diyelim. Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ama bu federasyon değil. İki devletli çözüm artık. Yani siz 50 yıldır müzakerelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni oyalayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte buradaki yönetim adım attığında da bunu provokasyon diye nitelendireceksiniz. Yani zaten bunlar hep bildiğimiz Rum-Yunan ikilisinin yapmış olduğu açıklamalar. Çok da bir geçerliliği, çok da bir dünya tarafından kayda alınacağı da bence pek gözükmüyor. Ama bunlar bu yaptıklarından geri kalmayacaklar. Biz de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak buranın gelişmesi için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir refah adası olması için elimizden gelen her şeyi birlikte ana vatanımızda yapmaya devam edeceğiz. Evet, aslında Azerbaycan zaferiyle de ilgili 30 yıldır çözüm bulunamamıştı. Evet, onu size bıraktım siz sorun diye. Ya şimdi Kıbrıs'ta da yine kapalı Maraş'la ilgili özellikle kısmi olarak açılmasından sonra bunların da provokasyon niteliğinde olduğu, her atılan adım, iyi adım, güzel adım hep provokasyon niteliğinde olduğu açıklamaları geliyor. Peki Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleşecek mi? Nedir bununla ilgili ayrıntılar? Var mı böyle bir gündem? Var artık. Yani bu daha öncesinde de konuşulmaya başlamıştı. Yani sadece bu düne özel değil. Seçim döneminde de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın böyle bir niyeti olduğunu seçildiği takdirde bizler zaten biliyorduk. Yani yapılmaması bu zamana kadar bir eksiklikti. Malum eski Cumhurbaşkanımızın saraydan çıkmayan bir politika izlemesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da içe kapanık bir hale getirmişti. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın o makam koltuğuna oturduktan sonra ilk yaptığı iş seçim zaferinde verdiği ilk fotoğraflardan bir tanesi Azerbaycan bayrağıyla Bakü'deki, Gence'deki dostlarımıza, Karabağ'daki dostlarımıza, kardeşlerimize selam göndermek olmuştu. Artık bu selamı taşlandırmanın zamanı geldi. Yani malum bundan yıllar önce Ercan'dan direkt uçuşla Bakü'ye bir uçak kalkmıştı o gün. Ama o günün üzerinden yaklaşık 16 yıl geçti. Bu 16 yıl siyaset açısından çok büyük bir zaman dilimi. Bunların hep kırılması, bu prangalardan kurtululması gerekiyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi Azerbaycan'ın da bu noktada artık bizler için bir adım atacağını bizler de beklentisindeyiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kalabalık bir heyetle birlikte Bakü'ye gidecek. Allah nasip ederse bizler de gitmeyi umuyoruz.
oradaki o havayı, o atmosferi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını Bakü'de de dalgalandırmayı gerçekten çok istiyoruz. Bu noktada da Türkiye Cumhuriyeti'nden ciddi anlamda destek bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Sonuçlandığı takdirde bizler için yeni bir milat olacak. Sadece artık bu Azerbaycan'la sınırlı kalmamalı. Türk dünyası ve bizleri destekleyen Pakistan gibi kardeş devletlerimiz, Libya gibi devletlerinin de içerisinde olduğu geniş bir yelpazede gerçekleşmeli bu temasların hepsi. İnşallah bunlar da gerçekleşir diye umuyoruz. Tabii bu ziyaretin de yankıları çok olur. Tarihi bir ziyaret olacak gerçekten. Ve ardından da inanıyoruz ki yine açıklamalar gelecek, tepkiler gelecek mutlaka. Evet. Ya bunlar gelecek artık. Biz bunlara alışmalıyız. Yani birileri bir şey yapıyor diye biz eğer bize tepki gösterecek diye yaptıklarımızdan geri durursak zaten devlet olmanın gerekliliğini yerine getirmemiş oluruz. Yani her devletin kendine göre bir politikası olmalı. Bunu şimdiye kadar yapmamak hataydı. Bu saatten sonra eğer bu hatadan geri dönüp bir şeyler yapıyorsak ve birileri rahatsız oluyorsa demek ki biz doğru yoldayız. Zaten dostlarınız sizin yaptıklarınızdan rahatsız olmaz. Sizleri hazmedemeyenler rahatsızlık duyar. Şimdi bizim yaptığımızdan kim rahatsız olmuş? Borrell rahatsız olmuş. Ve Borrell kim? Avrupa Birliği'nin en üst düzey yöneticilerinden bir tanesi. Sadece Borrell bize karşı Maraş'tan bu açıklamayı yaptı. Yok, Suriye'de de benzerleri var. Irak'ta da benzerleri var. Doğu Akdeniz'de de benzerleri var. Sundukları tavır Türkiye karşı her yerde aynı. Demek ki artık bizim bunları görüp ona göre pozisyonumuzu almamız lazım. Zaten Türkiye'de bu pozisyonu aldı. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nden bir açıklama vardı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Aksoy'da. Borrell'i gerçekleri görmeye, Kıbrıs Türk tarafını yok saymamaya davet etti. Demek ki herkes her şeyin farkında. Artık Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de o kendi yapısından kurtulup yeniden o eski yani eski gücümüze ulaşmak için Türkiye ile birlikte bu adımları atmayı hedefliyoruz. Denktaş zamanındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni istiyoruz. İnşallah Sayın Ersin Tatar'la birlikte de kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın açmış olduğu Türkiye ile birlikte ben Türkiye'siz ben cennete bile girmem sözünün bu dönemde de hayat bulması en büyük isteğimiz. Evet. Son olarak hükümet kurma çalışmalarına sorayım. Hangi aşamada, hangi yöntem bekleniyor üzerinde çalışılıyor? Vallahi hükümet kurma çalışmaları yani şu an kilitlenmiş durumda. Malum Halkın Partisi UBP koalisyonu vardı. O iptal oldu. Yani Halkın Partisi koalisyondan çekildiğini açıkladı. Şu an bir hükümet var ama yani hiç karar alınmayan bir hükümet. Sadece yeni hükümet kurulmadığı için o bakanlık koltukları şu an eski sahiplerinde. Halkın Partisi ile UBP arasında bir yakınlaşma olmuştu geçtiğimiz yakın zaman içerisinde. Halkın Partisi içerisinde UBP'nin olduğu bir koalisyona girmeyeceğini açıkladı. Ve daha sonrasında zaten CTP de açıklamıştı. Bir azınlık hükümeti formülü ortaya çıktı. İşte UBP, YDP, DP olur mu? DP'den iki isim bu noktada içerisinde YDP'nin olduğu bir koalisyona girmeyeceğini bir tanesi açıkladı Sayın Kolal Çağman. Diğeri de zaten Serdar Denktaş, malum o da yakın zamanda Cumhurbaşkanı adayıydı. Şimdi artık şu an kilitlenmiş durumda. Belki bu hafta içerisinde yeni görüşmelerle yeni bir formül bulunabilir mi? Bilemiyoruz bunu ama görüntü itibariyle erken seçim kaçınılmaz gibi duruyor şu an masada. Peki. Sayın Doğan çok teşekkür ediyoruz. Erken seçim kaçınılmaz diyorsunuz. Bakalım bundan sonraki gelişmeler ne olacak? Biz de takip ediyuyoruz. İyi ki katıldınız gün ortasına. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyoruz. Kanal T Haber Müdürü Sayın Mahmut Doğan telefon hattımızdaydı. Kıbrıs'ta verilen mesajları ve bundan sonraki gelişmeleri konuştuk sevgili izleyiciler. Devam edelim bültenimizde. Şimdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Batı basınında ders niteliğinde bir röportaj verdi. BBC muhabirinin Azerbaycan'da özgür medya yok, baskı uyguluyorsun sözlerine karşılık Aliyev, Julian Assange'ın örneğini hatırlattı. Assange gazetecilik faaliyetlerinden dolayı İngiltere'de rehin tutuldu. Bu tür şeyleri yaptığınızda özgür medya hakkında konuşma hakkınız yok, dedi. İzleyelim. How do you assess what happened to Mr. Assange? Is it a reflection of free media in your country?
Özgür medya provokasyonuna net yanıt verdi. Rehin tutulan Assange üzerinden İngiltere'nin sözde basın özgürlüğünü ortaya serdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İngiliz BBC kanalına verdiği demeçte muhabirin provokatif sözlerine ders niteliğinde yanıtlar verdi. BBC muhabirinin Azerbaycan'da özgür medya yok, baskı uyguluyorsunuz sözlerine karşılık Aliyev, Julian Assange'ın gazetecilik faaliyetinden dolayı İngiltere'de rehin tutulduğunu hatırlattı. Bu tür şeyleri yaptığınızda özgür medya hakkında konuşma hakkınız yok dedi. How do you assess what happened to Mr. Assange? Is it a reflection of free media in your country? We're not here to discuss my country. Let's discuss. No, President Aliyev. In order to accuse me, saying that Armenians will not have free media here. Let's talk about Assange. How many years he spent in Ecuadorian embassy? And for what? And where is he now? For journalistic activity. You kept that person hostage. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev konuyu kapatmak için çatışmalara geri dönelim diyen BBC muhabirini sert bir dille eleştirdi. Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz yanıtını verdi. Will they have the full range of human rights which people here in Azerbaijan do not have? Will they have a fully free media? Will they have an opposition that's allowed to raise its voice? Will they be allowed to have things that people here in Azerbaijan do not have? You think they do not have it? Independent sources. Many independent sources. Tell me which. I certainly couldn't name sources. Oh, if you couldn't name, that means that you're just inventing the story. So you're saying the media is not under state control? Not at all. And there is a vibrant free opposition media? Where do I see this? You can see it in the internet. You can see it everywhere. But not in newspapers. Why? You can see it in newspapers. Evet, gün ortasında sevgili izleyiciler, emekli Tuğgeneral Sayın Fahri Erener şimdi bizlerle birlikte dış politika gündemini konuşacağız ve terörle mücadelede gelinen noktaya değineceğiz tabii ki. Sayın Erener efendim, hoş geldiniz gün ortasına. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Önemli gelişmeler var. Sizinle değerlendirelim. Şimdi tabii ki Azerbaycan'la başlamak istiyorum. Azerbaycan zaferi sonrası Dağlık Karabağ'da denetim ve gözetleme mekanizması oluşturulmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü Rusya'dan bir heyet geldi. Aslında iki heyet geldi ama önce Dağlık Karabağ ile ilgili konuşmak istiyorum. Bugün de Azerbaycan tezkeresi mecliste, son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen noktayı öncelikle? Esasında şu anda Rusya'nın da arabuluculuğuyla Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan ateşkes koşullarının uygulanmaya başladığını görüyoruz. Tabii bunun sahada daha evvel Ermenistan'ın yaptığı sanırım 8 üzerinde birçok ateşkes girişimlerinin her birinin Ermenistan tarafından bozulduğunu tarihsel süreç içerisinde net olarak ortaya koyabiliyoruz. Dolayısıyla Ermenistan'ın geçmişteki bu tavrına baktığımızda Azerbaycan tarafında, Türkiye tarafında, hatta güvenlik ve barış üzerine çalışan herkeste aynı şüpheler oluşuyor, endişeler oluşuyor. Çünkü Ermenistan'ın geçmişteki bir tek Rusya'nın 1994'te devreye girdi ve günümüze kadar gelen, ki o da o süreçte o kadar çok saldırıda bulundular ki, yani sınırda esasında sözde bir ateşkes olduğunu söyleyebiliriz. Biraz Rusya'nın baskısı altında. Dolayısıyla Ermenistan'ın daha geçmişte yaptıklarının gelecekte yapacaklarının sanki habercisi gibi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de Türkiye bu tezkerenin geçmesi ve biraz evvel konuşmada ifade ettiğin Sayın Aliyev'in gerçekten BBC muhabirine hak ettiği cevabı vermiş olması son derece önemli ve bu kadar güzel bir konuşma olamaz. Yani bu İngiltere'nin ve diğer Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı BBC muhabiri Trump'ın yaptıklarını eleştirmiyor. Ama Azerbaycan'daki muhalefeti internet üzerinden dahil hepsini eleştirebiliyor. Yani sorduğu soruların örnek ver dediğinde Sayın Aliyev örnek dahi veremiyor. Batı'nın maalesef bakışı bu şekilde. Yani bütün Batı'nın yine burada saldıran Ermenistan olmasına rağmen Ermenistan'ı değil, adeta Azerbaycan'ı başka bir açıdan olumsuz bir görüntü altında Batı'ya nakletmek istiyor. Fakat Sayın Aliyev gerçekten konuya son derece hakim.
ve sinirlenmeden yerinde ve güzel cevaplar verdiğine şahit oluyoruz. Ben Ermenistan'ın örneğin Kelbecer'den ayrılırken 10 günlük ek süre istemesi, bu da Azerbaycan'ın iyi niyetinden kaynaklanıyor. Mevsimin kışa yaklaşması, tabii rakımın yüksek olması, havaların giderek soğuması için, insanların evlerini toplaması için bir zaman veriliyor. Ama bu zamanı tabii Ermeniler Anadolu'da da yaptıkları gibi esasında tamamen yakıp yıkarak ortadan geriye doğru gitmeye çalışıyorlar. Hiç yabancı da değiliz bu görüntülere. Neden böyle yapıyorlar? Yani Ermeniler esasında orada yeni yerleşik olan Ermeni vatandaşları da var. Bu kamu binalarını kullanacak olan oradakiler de yine Ermeni kökenli Azerbaycan vatandaşı olacaklar bunlar. Dolayısıyla onlara hizmet götürülecek. Bunlar yıllar evvelte de zaten Azerbaycan tarafından yapılmış binalar. Ama tamamen hizmet verilmemesine yönelik olarak ve belki de bunlara esasında İHA'larla ve diğerlerle kayıt altına alınmadığı takdirde Azerbaycan bu bölgeye silahlı kuvvetleri girdiğinde ve kontrol altına aldığında Azerbaycan ordusu tarafından yakılmıştır diyerek belki söylemde bulunabileceklerdi. Dolayısıyla artık insansız hava araçlarının olması, uydu görüntülerinin olması bu tür sorunların ortaya çıkmasına engel olabiliyor. Önemli tespitler tabii. Ancak dediğim gibi yani ne kadar bu konuda girişimde bulunursak işte BBC muhabirinin sorduğu soruların ne kadar tarafkir olduğunu görüyoruz. Biz bu manzarayla çok karşılaştığımız için terörle mücadelede Afrin Zeytindalı Harekatı'nda PKK'nın yaptığı her türlü dezinformasyonu nasıl vatanın haberleştirdiğini de biliyoruz. Yani burada Ermenistan'a en ufak bir laf saldırıda bulunan kendisi, bu bölgeyi bu hale getiren kendisi olmasına rağmen ki BBC saygın bir basın medya kuruluşu olarak geçiyor. Ama buna rağmen üstelik misafir olduğu bir yerde elbette istediği soruyu sorabilir. Ama ben dediğim gibi Aliyev'in gerçekten tarihi cevap verdiğini düşünüyorum. Kesinlikle ki ne provokasyonlar yapıldı değil mi Ermenistan tarafında da? Evet. Yine baktığımızda bu süreci de algı operasyonlarını da gerçekten Azerbaycan çok iyi yönetti Sayın Aliyev. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi Cuma günü aslında sadece Dağlık Karabağ'la ilgili değil, Suriye ve Libya ile ilgili de bir heyet geldi ve bununla ilgili de görüşmeler oldu. Aslında Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru ile ilgili de çok sert açıklamalar geliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan olsun, Sayın Erdoğan sürekli Suriye açıklaması yapıyor, dile getiriyor. Suriye'de son durum nedir? Öncelikle bunu alalım sizden. Evet, burada Suriye'de esasında geçen hafta içinde Esed yönetiminde Rusya'nın da desteğiyle bu mültecilerin geri dönüşüne ilişkin bir toplantı yapıldı. İlginç olan bu toplantıya 4,5-4 milyon civarında mülteci barındıran ve üstelik diğer ülkelere göre daha iyi şartlarda bakılan bir ülke buraya davet edilmedi. Yani bu mültecilerle ilgili sorunda Türkiye'nin yer almadığı bir mülteci sorunun bölgesel anlamda işlerlik kazanması asla beklenmemeli. Yani burada hala her ne kadar Rusya ile ilişkilerimiz birçok ortamda ki Dağlık Karabağ'da dahil iyi olmakla birlikte Türkiye'deki ki çevre ülkelerde en çok mülteci barındıran ülke davet edilmemiştir. Yani burada İdlib konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin de devreye girmesiyle bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. Bence bu bölgenin bir an önce tamamlanması Rusya'nın en çok arzu ettiği şeydir. Çünkü Rusya şu anda Belarus bölgesinde, Kırım bölgesinde, Dağlık Karabağ bölgesinde, Suriye'de ve şu anda biz görmüyoruz ama yer yer Irak'ta, özellikle Irak'ın kuzeyinde, Libya'da ve birçok ülkede yer alıyor. Mısır'da aynı şekilde ve birçok ülkeye de, Körfez ülkesine de girmeye çalışıyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu kadar geniş bir alanda etkide bulunabilecek bir mali gücü maalesef yetersiz. O yüzden çok daha fazla zorlanmadan ve altyapı yetersiz ülke içinde ciddi sorun, ekonomik anlamda eşitsizlikler, yoksullarla çok gelirin üst kısmını elinde tutan oligarklar arasındaki mesafe giderek derinleşiyor.
Ve dolayısıyla Putin en son yapılan seçimi bir öncekine göre %15-20 düşerek oylarını kazandı. Ve dolayısıyla bundan sonra Rusya giderek zorlanacaktır. Bu yüzden de ben Suriye konusunun bir an önce, çünkü günlük olan maliyeti Rus askerlerinin oldukça yüksek bir oranda, bunu bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Bunun için de tek yol Türkiye ile olan yakın işbirliğinden geçtiğini ben düşünüyorum. Çünkü iki ülke arasında bu dördüncü süreç olduğunu söyleyebilirim. Yani Fırat'ın doğusuyla İdlib'i de dikkate alırsak, Astana-Soçi görüşmeleri, Libya konusu, Dağlık Karabağ meselesi, Karadeniz de bunun içinde. Esasında Rusya ile Türkiye arasında giderek artan bir işbirliği var ve iki ülke ne yapabileceğini veya ne yapmayacağını, sınırların ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin İdlib konusunda kararlılığı ve burada 1 milyona yakın İdlib'den ve güneyden sürülerek buraya göç eden insanlara saldığı briket evler dahil, onları yoğun kış şartlarından kurtulması için dünyada hiçbir ülkenin yapacağı bir şey değildir. Yani onları çadır içinde, çamurlar içinde bırakabilirsiniz. Bir Türkiye'nin bu tür mültecilere sağladığı, evet Türkiye'nin ekonomik anlamda bir takım mali sorunu oluşturuyor. Toplumsal olarak belki tepkide bulunulabiliyor ama sonuçta bunu sınırın ötesinde böyle şey yapmak bile apayrı bir durum. Bu da Türkiye'ye özgü bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla esasında Rusya'nın bu konulardan da haberi olduğunu değerlendiriyorum. Ve İdlib'in ötesine gitmenin bölgede içinden çıkılamaz bir sonuç yaratacağını da biliyor. Mülteciler var. Türkiye artık bunları sınıra sokmayacak. Çünkü orada briket evlerde kendi gücüyle, az da olsa Birleşmiş Milletler'den gelen yardımla onları tutuyor. Ama burada terör örgütleri var. Heyetül Tahrir Şam olsun ve diğerleri olsun. Bir ara biliyorsunuz Türkiye ile birlikte hareket eden muhalif grupları hava saldırısında bulunmuştu. Esasında Rusya bu tür saldırı ve keşif gözetleme faaliyetlerine devam ediyor. Bundan temel amaç hem terör örgütlerini hem Türkiye'yi çözüm konusunda baskı altına alabilmek. Ancak Türkiye bugüne kadar buna bölgesel yakınlığı da ve Rusya ile olan ilişkileri politik anlamda da iyi kullanarak bugüne kadar getirdi. Bence Savunma Bakanı da ve Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Karabağ'daki gibi bir çözümü de Suriye'de de oluşturabiliriz dediler. Evet. Bu yüzden de görüşmelerin sıklanması ve gelen heyetin iki bölümden oluşması, biri Dağlık Karabağ'dı, diğeri de İdlib konusundaydı. Muhtemeldir ki İdlib konusunda da Astana sürecinin devamı olarak bence bir mutabakat sağlanması yakındır diye düşünüyorum. O zaman yakın bir zamanda bir formül oraya da uygulanacak diyebiliriz değil mi? Daha fazla sonuç alabilmek tabii, için, etkili sonuç için. Tabii. Evet. Peki şimdi bu terör, lütfen siz devam edin Sayın Erener. Şey diyecek, Fırat'ın doğusu Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti ve benim de esasında hem bir asker hem akademisyen olarak burada gördüğüm en önemli tehdit bu Suriye Demokratik Güçleri adı verilen bölgedeki Arapları tamamen sistem dışına çıkaran, Araplarla da bu SDK güçleri arasında sürekli gerginliğin fazlalaştığı ve aranın açıldığı bir süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden da bu süreci aynen destekleyeceğini ifade etmişti. Tabii burada şu ana kadar hep ifade ettik, her ne kadar Amerika Türkiye ile imzaladığı mutabakatın bir maddesi hariç, o da Medot Karayolu'na kadar terör örgütünü ve kuvvetlerini çekti. Rusya esasında yine bir devriye faaliyetinden de onun ne kadar etkili olduğu tartışılabilir. Onun dışında Rusya'da imzaladığı mutabakatın Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye karşı hiçbir şekilde yerine getirmedi. Türkiye her iki ülkenin mutabakatına dayanarak esasında bu bölgeye yaptığı harekatı dar bir alanda tuttu. Ve giden bu sürece baktığımızda şu anda barış kalkanı harekatının, Fınar harekatının doğu ve batısında ciddi tehdit bölgeleri var. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri geçen gün 100'ün üzerinde özel kuvvet askeriyle takviye etti Kamışlı bölgesini, ki burası zengin petrol yataklarına haiz olan bir bölge. Henüz çıkarılmamış kaynaklar da var. Batısında da Rusya'nın hakimiyeti var. Ancak her gün medyadan takip ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları hep doğudan veya batıdan bizim buradaki askeri unsurlarımızın bulunduğu bölgeye sızmak isteyen, ateş eden, tacizde bulunan terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirildiğinden söz ediyoruz. Bugün bunlar yaptığına göre Türkiye'nin en ufacık bir süreçte başka yöne kanalize olması halinde daha evvel engellenen örneğin Nusaybin'e
daha evvel Hatay bölgesine 100'ün üzerinde saldırı yapılmıştı sivil halka. Bütün bunların esasında her biri savaş suçu. Yani bunları yapanları Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkeler arayarak, ki Ermenistan da aynı şekilde yargılanması gerekir, bunları uluslararası ceza mahkemelerine sevk etmeleri, her ne kadar ceza mahkemelerinde işte bireyler yargılanıyor, devletlerin fazla bir yükümlülüğü yok burada ama PKK terör örgütünün başındaki kişiler, buradan Amerika'ya kadar bu gidebilir. Bizim burada 100'ün üzerinde vatandaşımız, 16 yaşında kızımızı uyurken kaybettik. Dolayısıyla burada Türkiye'nin olası bir hamlesini bence hem Amerika hem Rusya bekliyor. Çünkü dar bir alanda kaldık. Her iki ülkenin sözlerine biz inandık, güvendik açıkçası. Ben açıkçası eğer bu PKK'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, ki Biden da bu yönde sanırım görüş belirttiğine göre aynı politikayı izleyecek demektir. Türkiye'yi dar bir alana sıkıştırarak ve aynı zamanda bir şekilde de Türkiye'yi ikna etmeye çabalıyorlar. İşte PKK'yı Kandil'den boşaltıyor, Sincar'dan boşaltma çabaları var. Fakat bunlar Türkiye'nin 40 yıllık bir süreçte PKK ile mücadelede asla PKK terör örgütünün esasında Ermenistan'dan hiçbir farkı yok. Yani al bir Yunanistan'ı PKK'ya vur, oradan da Ermenistan'a vurun. Yani hepsinin verdikleri sözleri asla yerine getirmeyen ülkelerdir bunlar. Türkiye'nin de bence burada PKK'nın olası bir Amerika tarafından devletleştirilme çabalarına bir aşamaya daha gelindiğinde ve Türkiye'nin kırmızı çizgileri, tabir edeceğimiz çizgi, yani tehdit oluşturma süreci kesin Türkiye'nin güvenebileceği bir garantiyle teminat altına alınmazsa Türkiye bence Doğu ve Batı bölgesine de bu daha evvel girdiğiniz bir harekat her zaman söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi siz Sincar'da demişken terör koridorunun bir ucu da Irak, Irak'ın kuzeyi. Orada son durum nedir? Evet, Irak'ın kuzeyinde de tabii ilginç şeyler oluyor esasında. Burada Talabani ve Barzani'nin partileri arasındaki gerginlik, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle biraz azaltıldı. Burada Süleymaniye bölgesinde ve ona bağlı olan diğer bölgede ayrı bir öz yönetim adı altında bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Burada tabii Sincar bölgesi Kandil'den sonra ikinci öncelikli bir bölgeydi. Burada Amerika'nın esasında bir taktiği de var. Yani Kandil Dağı'ndan Türkiye'ye yönelik Hakurk üzerinden biliyorsunuz saldırılar ve PKK'nın lojistik ve yönetim kademesinin sözde bulunduğu bir bölgeydi. Bu bölgede olan teröristlere de zamanında bundan 2,5 yıl evvel Amerika sözde lider başına belli bir miktar para koymuştu. Bu liderlerin Türkiye'ye yönelik saldırılarından bir yerde sorumlu tutuyordu. Ancak Kandil'in giderek boşaltılacağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Türkiye'ye yönelik tehdit açısından buradan Sincar bölgesine taşınacağı, Sincar'ın özellikle Fırat'ın doğusu bölgesine yakınlığı ve buradaki sınır kapılarını kontrol eden özelliği nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya belki isim değiştirerek farklı bir yapıya kavuşturacağı bir yerdir. Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgeyi havadan bombaladığında, hava harekatı yaptığında buraya ilk ziyaret eden, terör örgütünün tesislerini ziyaret eden Amerikalı bu bölgedeki yetkililer olmuştu. Yine bu bölgede Yezidilerin yoğun gösterileri var. Çünkü burası Yezidilerin oturduğu bölgelerdir. PKK terör örgütü Sincar'ı kontrol altına aldığında, özellikle DEAŞ'la mücadelede altında bu bölgeden Yezidileri tamamen uzaklaştırmışlardı. Yani Yezidiler hem buradan PKK terör örgütünü hem de DEAŞ'la olan mücadele sırasında ciddi zarar gördüler ve mülteci konumuna düştüler. Kadınlara maalesef burada DEAŞ unsurlarınca tecavüzde bulunuldu ve katledildiler erkeklerle birlikte ve dolayısıyla yıllardır oturdukları bu düzende bozuldu. Bunun dışında tabii Kuzey Irak'la Irak merkezi yönetimi arasında sorunlar var. Kazimi Başbakan'ın Irak kuzeyine yaptığı meşhur bir Erbil anlaşması var. Burada esasında Irak'ın kuzeyiyle merkezi yönetim arasındaki petrol gelirlerini Kuzey Irak'a gönderilmiyor. Bir süredir gecikme var. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetim maaşları ödeyemiyor. Bu süreç aynı zamanda iki ayrı parti arasında da gerilimlere neden oluyor. Yer yer çatışmalara da neden oluyor. Ve bu bölgede giderek artan bir şekilde Amerika'nın
Rusya'nın etkisini olduğunu görüyoruz. Çin'in yatırımlarını giderek arttığını görüyoruz bu bölgede. Ve hatta Rusya'nın Ceyhan-Bakü petrol boru hattının, Bakü diyorum, Erbil bu bölgeden giden boru hattına hisse senediyle ortak olması söz konusu. Aynı zamanda Çin'in yatırımları da son derece fazla. İran tamamında çok fazla. Orta